Şimdi her şeyin temelinde İslami ansiklopedik bilgi noksanlığıdır. Bak, İslami ansiklopedik bilgi noksanlığıdır. Ansiklopedik bilgiye sahip olmalı Müslüman. Hani biz ilmihal diyoruz ya, ilmihal hal ilmi. Yani her Müslümanın bilmesi gereken belli başlı şeyler. Yani namazın nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı, efendim sözün nasıl söyleneceği, yemeğinin nasıl yapılacağı, bunlar ansiklopedik bilgiyle bilinecek şeyler. O zaman biz bunları bir öğrenelim sizden. Tabii, hocam. Evet. Bir kere dindeki güven kelimesinin içini nasıl dolduralım? Nedir? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Hatice hani arkadaşıyla haber yolluyor ve o tamam bundan dolayı şeref duyarım dediği vakit ilk Efendimiz'e yazdığı mektubun ilk cümlesi şu: sen çok güvenilirsin. Hani sen çok yakışıklısın, senin malın mülkün var, senin araban var, bilmem neyin var, bugünün koşullarına uyarlarsanız değil. İlk önce güven. Güven şimdi... ne kadar önemli bizde? Bütün Müslümanlar, bütün İslam alemi güveni kaybettiği için bu kavgalar var. Güveni kaybettiği için. Selamun aleyküm demişseniz bir insana, o insana güven telkin ediyorsunuz. O da ve aleyküm selam deyince o da size güven telkin ediyor. Siz selam vermişseniz o insanı aldatamazsınız. Aleyküm selam demişseniz siz de karşınızdakini aldatamazsınız. Hem bu sözü söyleyip hem de insanları aldatıyorsan o inançla değil, imanda değil. Şimdi müesseseye girdin. Er rızkü alallah. Rızkı veren Allah'tandır. Rızkı veren Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır'ın levhasının altında 40 tane dalavere çeviriyor isen o levhayı oradan indirmek durumundasın. O levha orada durmamalı. Belki de tabii. Peki yani yemin etmeyi de bir konuşalım. Evet. Yemin hangi koşullarda edilir? Allah-u Teala yemin etmemizi sever mi? Hayır ama doğru... Soğuk oldu arkadaşlar. Doğru sözün yemine ihtiyacı yoktur demiş. Bütün kitaplarımızda doğru sözün yemine ihtiyacı yoktur. Ve zaten Müslüman çok az yemin etmeli. Yani ağzına yemini pelesenk etmemeli. Yemin güvenmek demektir. Yani çok zaruri olursa kişi, çok mecbur kalır ise ancak yemin eder. Nedir ve, o peki mecburiyet noktası? Mecburiyet nedir? Bir şeye ihtiyacınız var. İhtiyacınız var. Bu ihtiyacı temin etmeniz lazım. Zaruri bu ihtiyaç. Ama kimseyi de inandıramıyorsunuz buna. Yani söylediğiniz sözle inandıramıyorsunuz. Ancak karşınızdaki insanın yemin ettiğim zaman inanacağı kanaatinde isem yemin ederim.